Canlar merhabalar. Polinomlarda konu anlatım videosu 8'e geldik. Bu video aslında 7. videonun devamı olacak. 7. videoda anlattığımız konunun e, sorusunu çözememiştik. Şimdi sorulara başlayacağız. E, bu videodan önce 7. videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Eğer 7. videoda anlattığım konuya hakimseniz zaten e, buradan da başlayabilirsiniz. 7. videoda ne anlatmıştık? iki polinomun birbirine bölümü, bölme algoritmasını yapmıştık ve bunun aslında doğal sayılarda bölme algoritmasıyla benzerliğinden bahsetmiştim ama çok detayına inmemiştik. Ee, bu video bölümünden kalanla ilgili video sanırım 9. E, videoyu çekmek zorunda kalacağım. Çünkü soru tipleri çok fazla. Öncelikle bu videoda şunu göreceksiniz. bir size polinom verecek ve polinom verildiği zaman kalan nasıl bulunuyor? Bir de polinomun kendi ifadesi verilmediği zaman kalan nasıl bulunuyor? Bundan sonraki video aslında biraz daha önemli video. Çünkü orada daha farklı soru tipleri tanıyacağız. Bu video ise sadece bölümden kalanı ilk defa görecek öğrencilerimiz için bir altyapı oluşturacak. Ama bundan sonraki video dediğim gibi biraz işin detayına gireceğiz. Doğal sayılarla polinomlar arasındaki bölme algoritmasını yani bölünenle kalan arasındaki ilişkinin benzerliğinden bahsedip ondan sonra farklı soru tiplerine gireceğiz. Şimdi 33. sorudan başlayalım. Bir şekilde gördüğünüz gibi Px polinomu verilmiş. Ona göre diyor Px artı 2 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi biz kalanı nasıl buluyorduk bölme yapmadan? Bakın burada en başta şunu söyleyeyim çözüme geçmeden önce. Px biliniyorsa Px artı 2 bulunur. Birinci yol. Ama bunu yapmayacağım. Px artı 2 bulunur. Sonra bildiğimiz polinom bölmesiyle x artı 1'e bölersin. Kalan bulursun. Bu bir yol ama biz öyle yapmıyorduk. Şöyle yapıyorduk. Polinom bölmesi yani bizim tabirimizde bakkal bölmesi yapmadan kalan nasıl bulunuyordu? Önce bölen ifadesi yani x artı 1 burada bölen durumunda bölen sıfıra eşlenip bu iki terimden derecesi en büyük olan terim yalnız bırakılıyor. Yani x yalnız bırakılır. Çünkü burada x'in derecesi daha büyük. Götürüp bunu bölünen polinomda bölünen polinomumuz kim? Px artı 2. Burada yerine yazarsak ki yazıyorum. Yerine yazdığım zaman P1. İşte P1 bizim aradığımız kalan oluyordu. Kalanı bulmak için P1'e ihtiyacımız var. P1'i de hemen farklı bir kalemle götüreceğiz. X yerine 1 yazacağız. Yukarıda verilen şu ifadede 1 yazarsak gençler P1 eşittir. 2 4 artı 21 yapıyor. Buradan da P1 ifadesi 19. Yani aslında aradığımız kalan 19'dur diyoruz. İsterseniz bunu birinci yola da test edip sağlamasını yapabilirsiniz. Tabi daha meşakkatli ama geçiyorum. 34. soru. Px bir polinomdur diyor. Px artı 3 polinomu verilmiş. Bu polinomda m sayısı bilinmiyor. Ve ekstra şu bilgiye sahibiz. Px artı 2 polinomu pardon. Px 2 polinomu x, artı e, x 6 ile bölümden kalan 8 verilmiş. Bir kere kalanı bu sefer kendi vermiş. Bu kalan nasıl bulunuyor? Önce bölen ifadesi yani bölen polinom sıfıra eşitleniyor. Ve en büyük dereceli terim yalnız bırakılıyor. Burada en büyük dereceli terim x. x yalnız bırakıyoruz. Sonra götürüp bunu bölünen polinomda kim bölündü? Px-2. Götürüp x yerine 6 yazarsanız p4. İşte bu p4 bizim kalanımız oluyor. Soruda verildiğine göre bu kalan da 8. Yani bu cümleden P4'ün 8 olduğu yorumuna ulaşıyoruz. Şimdi bunu kullanarak götüreceğiz. Ne yapacağız? M'yi bulacağız. Peki P4'ü nasıl bulacağım? Px artı 3 polinomu verildiğine göre x yerine 1 yazarsam burası P4 yapar. x eşittir 1 için yukarıdaki ifade P4'e dönüştü. 1 yazıyoruz. 1 eksi m artı 2 m artı m 1. P4 8 olduğuna göre 8 eşittir. Bakın bu eksi m artı m götürdü. Artı 1 eksi 1 götürdü. Sadece 2 m kaldı. Buradan m değerimiz 4'tür dedik. Evet kolay sorularla başladık. Kasmayan sorular. Dediğim gibi bu videoda P polinomu ile ilgili daha doğrusu sorudan hangi polinom geçiyorsa o polinomun ifadesi verilip kalan bulma ile ilgili sorular yapacağız. Ama bir sonraki videoda ise polinomu vermeden kalan bulmaya kalan bulma tipi sorular çözeceğiz. Evet. 34 bitti. 35. sorudayız. M ve N doğal sayılardır diyor. Px ifadesi verilmiş. Px ifadesi x-3 üzeri m artı 1 x-2 üzeri n-5 eksi 17 polinomunun x-4 ile tam olarak bölünebilmesi için tam olarak bölünebilmesi demek aslında bu ifadenin bu ifadenin x-4'e tam olarak bölünmesi kalanın sıfır olduğu anlamına geliyor. Peki kalan sıfırsa biz kalanı şöyle buluyorduk. Bölen ifade x eksi 4. x eksi 4'ü sıfır eşitip en büyük dereceli terimi yalnız bırakıyoruz. Götürüyoruz bunu. Bölünen polinomda yerine yazıyoruz. Yani x yerine 4 yazınca p4 bize kalanı o kalanda sıfırı verecek. Çünkü tam bölünmesini istiyoruz. Demek ki p4'ün sıfır olmasını istiyoruz. Götürüp x yerine 4 yazarsak p4 ifadesi 4 yazdığım zaman <laughs> 1 üzeri m artı 1 <laughs> artı 2 üzeri n eksi 5 eksi 17. Şimdi birin tüm reel kuvvetleri 1 olduğu için P4'ü önce 0 olarak yazdım. Birin her reel kuvveti 1 olduğu için 1 artı 2 üzeri n eksi 5 eksi 17. Evet sayısal değerler eksi 16 yapıyor. Karşı atıyorum. Artı 16 geçiyor. 2 üzeri n eksi 5. Bundan sonra basit bir üstü sayı denklemi. Tabanları eşit olan üslü sayılarda üstlerde eşit olacak. Tabi taban Hatta ben o özelliği hatırlatayım. A üzeri x, A üzeri y. Bunlar eşit ise e, y ile x aynıdır. Ama bir durum var. Tabii ki taban asla sıfır değil. Taban bir değil ve taban eksi bir değil. Tabanımız iki olduğuna göre sıkıntımız yok. Bu da 2 üzeri 4. Buna göre n 5 yerine 4 gelmiş. Demek ki n değerimiz 9'dur diyoruz. Sorumuzu bitirdik. Sanırım e, anlaşıldı. Kabaca özetleyeceğim. Bu polinomun x eksi 4'e tam bölünmesi isteniyor. Yani kalanın sıfır olması isteniyor. Ve biz bu kalanı şöyle buluyorduk. Bölen polinom sıfıra işlenip en büyük dereceli terim yalnız bırakılıyor. Burada en büyük dereceli terim x. x yalnız bıraktık. 4. Götürüp bunu bölünen polinomda yerine yazınca kalanı veriyor ki kalanın da sıfır olması isteniyor. Yani aslında p4'ün sıfır olması gerekiyor. Götürdük x yerine, x yerine 4 yazınca oluşan ifadeyi çözdük. Yani de 9 geldi. Bu kadar kolaydı. Geldik 36. sorumuza. Px polinomu verilmiş. Bu polinomun x küp eksi 3 ile bölümden kalan da verilmiş. Ki bu kalan nasıl bulunacağını birazdan konuşacağız. Buna göre m artı n ne, toplamı nedir diye soruyor. Bir kere kalan şöyle bulunuyor. Bölen polinom yani x küp eksi 3 sıfıra işleniyor. Bu ikisinden derecesi en büyük terim yalnız bırakılıyor. Burada derecesi en büyük terim x küp. x küp gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yedinci videoyu izlemişseniz şunu demiştim. Böyle bir ifade de asla x'i bulmaya çalışmıyoruz. Amacımız şuydu. Bölen polinomu yok etmekti. Daha doğrusu bölüm ifadesini yok etmekti. Özür diliyorum. O yüzden biz en büyük dereceli terimi yalnız bırakıp bulduğumuz ifadeyi onun yerine yazarak kalan buluyorduk dedim. Tekrar tekrar söyledik. Yani denklem çözmeyeceğiz. X'i bulmaya çalışmayacağız. Pekala. Şimdi x küp yerine 3 yazacaksak o yüzden polinomu x küp'e göre tekrar dizayn ediyorum x üzeri 9'u x küpün küpü diye yazdım. X 2 x küpün karesi diye yazdım. Artı 8 x küple x'in çarpımı oluyor. x üzeri 4 artı mx artı n. Şimdi artık x küp gördüğüm yere 3 yazarsak gençler. Elde ettiğimiz ifade bize kalanı verecek. Burası 3'ün küpü 27 yapar. 3, 9, eksi 18 yaptı. Buraya 3 yazarsak 24x yaptı. Artı mx artı n. Yani son halini toparlayalım. Burası m artı 24 parantezinde x artı n artı 9 oldu canlar. Şimdi bu ifade bize kalanı veriyor. Burası artık kalan oldu. Kalan kısmı zaten belliymiş. Kalan kısmı neymiş onu da yazalım. 5x artı 20. Ha, bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra polinom eşitliği yapıyoruz. Yani buranın 5 olması gerekiyormuş. Buranın da 20 olması gerekiyormuş. 5x artı 20 olacak. Yani m artı 24 eşittir 5'ten m değeri eksi 19. n artı 9'da 20 olacağına göre n değeri 11 Bizden istenense bu ikisinin toplamı m artı n eşittir. Eksi 8 dedik. Evet yaptığımız olayı özetleyelim. Polinomun x küp eksi 3 ile bölümden kalan verilmiş. Bu kalanı bulmak için böleni sıfıra eşitip en büyük dereceli terimi yalnız bırakıp bu terimi götürüp bölünen polinomda yerine yazıyorduk. Evet bunu defalarca 7. videoda anlatmıştım. Biz aynısını yaptık. X küp gördüğümüz yere 3 yazacağız dedik. Polinomu X küpe göre dizayn ettim. X küp gördüğüm her yere 3 yazarsak yapılan işlemler sonucu M artı 24 X artı N artı 9 geldi. İşlem hatam yoksa tabii. Yani bu da bize kalanı veriyor. Yani 5x artı 20 veriyor. Bundan sonra x'i terimler X terimlere yani polinom eşitliği yapıyorum. Sabit terimlerde sabit terimi eşitleyerek m ve n'yi bulduk. Oradan da toplamda x8 dedik. Evet geldik 37'ye. Polinomunun x kare eksi x artı 3 ile bölümden kalan ax artı b'dir diyor. Yani kalanı bize vermemiş. Kalanı bizden bulmamız istiyor. bulup a ile b arasındaki farkı hesaplamamız gerekiyor. Peki başlayalım. Şimdi kalan nasıl bulunuyordu? Bölen ifadesi bölen polinom sıfıra eşitlenip burada en büyük derece terim yani x kare x kare yalnız bırakılacak ve x kare gördüğüm yere bunu yazacağım. x kare yerine x eksi 3 yazılır. Ta ki nereye kadar yazılır? bölenin derecesinden küçük olana kadar yazılır. Bunu yine 7. videoda bahsetmiştik. Şimdi tekrar tekrar uyarıyorum. Arkadaşlar böyle bir ifadeyi sıfır eşitledikten sonra asla ve asla x'i bulmaya çalışmıyoruz. Yani burada amacımız denklem çözmek değil. bu kısmı kafanıza takılıyorsa 7. videoda tekrar tekrar anlattım. Hatta örneklerle anlattım. Sebepleriyle anlattım. Orayı izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi önce Polinomu x kareye göre ayarlamam gerekiyor x küp yerine x kare çarpı x artı 3 x kare eksi 2 x artı 1. Şimdi x kare gördüğüm yere ne yazacağım? x eksi 3 yazacağım. Burada yazacağız. Bir de burada yazacağız. x eksi 3. Evet yazalım. x eksi 3 yazıldı. Çarpı dışarıda x var. Artı 3 çarpı x eksi 3. Eksi 2 x artı 1. Şimdi bunu dağıtırsak. x kare eksi 3 x artı 3 x eksi 9, eksi 2 x ve artı 1 geldi. Toparlayalım burayı. x kare şunlar gider. Eksi 2 x ve eksi 8 kalıyor. Ama kalan bu olamaz. Neden? Çünkü polinomu sen x kareli bir ifade bölersen x kareli bir ifade kalamaz. x kare gördüğüm yere tekrar tekrar x eksi 3 yazacağım. Bu işlem ta ki ve ta ki bölen polinomun derecesinden küçük olana kadar devam eder x kare gördüğüm yere x eksi 3 yazarsam x eksi 3 eksi 2 x eksi 8 yani son olarak eksi x eksi 11 kaldı gençler. İşte bu kalana adam ax artı b demiş. ax artı b dediğine göre a yerine gelen kas sayımız görüyorsunuz eksi 1 b dediğimizde eksi 11 buna göre a eksi b farkı soruluyordu. 1 eksi eksi 11'den cevabımız artı 10 olacak. Burada kalanı bulduk. Farklı bir şey yapmadık. Böyle sıfır eşitledik en büyük dereceli terimi yalnız bıraktık. Bu terimi bölünen polinomda yazınca yapılan işlemler sonucu a-1, b de 11 geldi. a-b farkı soruluyordu. 10 oldu. Evet 37 böyleydi. Geçelim. Geldik 38'e. Px polinomun x artı 2 ile bölünden kalan 7'dir diyor. Peki, hala. Burada polinomlar verilmemiş. Şimdi bu bilgiyle neyi bulabilirim? Bir kere bölen polinom x artı 2. Bunu sıfıra işleyip en büyük dereceyi yalnız bırakırsak x yerine x2 yazmam lazım. Nerede? Bölünen polinom. Yani px'te. O zaman p 2 bize kalanı verecek. O da 7. Bu birinci bilgi. Geldik ikinci bilgiye. Qx artı 1 polinomun x eksi 3 ile bölümden kalan verilmiş. Bu sefer bölen polinom x 3. x eksi 3'ü sıfıra işleyip x yerine 3 yazmam gerekiyor. En büyük dereceli terimi yalnız bıraktım tekrardan. Bu x'i e, x değerini nerede yazacağız? Q polinomunda. Burada yazarsak Q4 o da kalan verecek. X4. Bu da ikinci bilgimiz. Peki. Buna göre x kare artı 1 çarpı p x eksi 1 artı x çarpı q x artı 5 polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan nedir? Renk değiştiriyorum. Şimdi tekrar kalan soruyor. Bu sefer bölen x artı 1. x artı 1'i sıfıra işleyip en büyük dereceli terim yani x'i yalnız bırakırsan götürüp x eksi 1 yazacağım. Nerede? Bölünen polinom. Buranın tamamı x artı 1'e bölünüyor. Götürüp x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam her birinde ayrı ayrı. O zaman 2 çarpı p eksi 2 artı eksi 1 çarpı q 4 oluyor gençler. p eksi 2 bulmuştum 7. 2 çarpı 7 eksi 1 çarpı q 4 de eksi 4'tü. Buna göre burası 14 artı 4'ten cevabımız 18 oldu. Sanırım anlaşıldı. Evet. Polinom verilmediği için sorduğu şeyle verdiği bilgiler uyuşması lazım. Zaten bize bu iki bilgiyi kullanacak şekilde soruyu ayarlamış. Öyle de olması gerekiyor. P-2 ile Q4'ü bildiğimize göre artık buna göre bir soru sormak zorundaydı. Ona göre ayarlayıp sormuş. Evet, yaptığımız işlemler bir önceki sorularda yaptığımız işlemlerden farklı değil. Böleni sıfıra işte, en büyük dereceli terimi yalnız bırakıyoruz. Sonra bölünen polinomda yerine yazıyoruz. Ve sonucumuzu 18 olarak bulduk. Geldik bu videonun son sorusuna. Bunlar hafif sorular dediğim gibi. Daha karışık soruları bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi px polinomu x kare eksi x artı 1 ile bölündüğünde bölüm verilmiş. Kalan verilmiş. Gençler eğer bir polinom bölmesinde bölümden bahsediyorsa... Bence bunu bir görün. Şöyle görün. Yani bunu yazmakta fayda var. P x kare eksi x artı 1'e bölmüş. Bölüm q x artı 1. kalanı da biliyoruz. 2 x eksi 1. Bölme algoritmasına göre bölünen polinom yani p x x kare eksi x artı 1 çarpı q x artı 1 artı 2 x eksi 1. Evet. P x'i böyle inşa ettik. Şimdi diyor ki QX'in sabit terimi eksi 2. Bir polinomun sabit terimini bulmak için bir önceki videolardan da bahsettik. X değerine 0. Daha doğrusu değişkenlere 0 veriyorduk. Yani götüreceğiz. X'e 0 değerini yazarsak Q0 bizim için sabit terim olup Q0 eksi imiş. Bunu zaten soru kendisi veriyor. Peki ne istiyor bizden? Px'in x artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Tekrar kalan soruyor. Kalan bulma işlemi şöyle yapılıyordu. Bölene sıfıra eşitliyoruz. En büyük dereceli terimi yalnız bırakıp bunu bölünen polinomda kim bölünüyor? Px bölünüyor. Yani Px'e yine yazarsak P-1 soruluyor bize. P-1 umalım lazım ve bulacağım tek yerde burası. Başka şansım yok. Çünkü başka bir veriye ihtiya e elde edemedim. Götür P-1 yazıyorum. P-1. 1 yazarsam burası 3 yapıyor. Çarpı Q0. Eksi 1 yazarsak eksi 3. Q0 zaten soru kendi vermiş. 0 eksi 2 olduğuna göre şurası o zaman eksi 6 eksi 3 demek ki aradığımız p eksi 1 eşittir. Eksi 9 oluyor canlar. Videonun sonuna geldim ama bir şey uyarayım. Bundan sonraki videoda daha sert sorular çözeceğiz. Ee, genelde öğrencilerin takıldığı yerler bu soru tipleri değildi. Bunlar dediğim gibi bu videoda ilk defa bölümden kalanla ilgili çalışma yapan öğrencilerimize yönelikti daha sert soruları göreceğiz. Doğal sayıların bölme algoritmasıyla polinomların böl bölme algoritması arasındaki benzerlikleri yani bölünenle kalan arasındaki ilişkileri göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.